Burada polinom tipinde bir fonksiyonumuz var. Bu videoda bu fonksiyonun yani bu polinomun x'e göre türevini alacağız. Hadi başlayalım. Bu eşitliğin iki tarafının da türevini alırsak, fx'in x'e göre türevi yani d bölü dx fx eşittir, x üzeri 5 artı 2x küp eksi x karenin x'e göre türevi. Gösterimi daha iyi anlayabilmeniz için bunun türev operatörü olduğunu yani yanındaki parantezin içindeki ifadenin x'e göre türevini alacağını söylemek isterim. fx'in x'e göre türevini f üssü x olarak da yazabilirim. Eşitliğin sağ tarafına geldiğimizde bu ifadenin türevini almak için bildiğimiz türev özelliklerinden faydalanacağız. Mesela toplamın türevi, toplanan ifadelerin ayrı ayrı türevlerinin toplamına eşittir. Aynı durum toplama yerine çıkarma olsa da geçerli olacaktı. Hadi bunu hemen yazalım. Eşittir. Her bir ifadenin x'e göre türevi yani birinci terimin x'e göre türevi artı ikinci terimin x'e göre türevi eksi üçüncü terimin x'e göre türevi. Değişik renkler kullanayım. Burası x üzeri 5. Burada 2x üzeri 3 var. Yazıyorum 2x küp. Evet ve buradaki de x üzeri 2 olacak. Tamam, x kare. X kareyi çıkardığım için bunun türevini de diğerlerinin türevinden çıkaracağıma dikkat ettiniz öyle değil mi? Az önce de söylediğim gibi buradaki terimler nasıl toplanıyor ya da çıkarılıyorsa aynı şeyi türevlerine de uygulamamız gerekiyor. O zaman hadi birinci terimle başlayalım x üzeri 5 için kuvvet kuralını kullanacağız. Yani 5'i x'in önüne indirip üssünü ise 1 azaltacağız. Bunu yapınca 5 çarpı x üzeri 5 eksi 1 elde ederiz. 5 eksi 1 yerine doğrudan 4 de yazabiliriz tabi. İkinci terimin türevini birkaç adım daha alacağız. Şöyle yazayım. 2 çarpı x üzeri 3'ün x'e göre türevi. Öncelikle çarpan olan kat sayıyı türev operatörünün dışına çıkarayım. 2 çarpı d bölü dx içinde x küp. İşte size bir başka türev özelliği daha. Bir kat sayıyla çarpılmış değişkenin türevi, o değişkenin türevinin o kat sayıyla çarpımına eşittir. Kısaca sabit olan çarpanı türev operatörünün dışına çıkarabilirsiniz. x üzeri 3'ün türevi ise 3'ü x'in önüne indirip kuvveti 1 azaltınca 2 çarpı 3 çarpı x üzeri 3 eksi 1 yani buradan 6 çarpı x kare elde ederiz değil mi? Evet 6 çarpı x kare. Bu arada tüm bunların yerine işlemlerin çoğunu aklınızdan yapıp kuvvet olan 3'ü doğrudan kat sayıyla yani 2 ile çarpıp 3 çarpı 2'den 6 çarpı x üzeri 3 eksi 1'den de 2'yi elde edebilirdiniz. Evet tüm bunları yapmanıza gerek yoktu ama burada gösterdiğimin aslında bir türev özelliği olduğunu bilmenin de faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Son olarak bir de bu terim var. Eksiği koyalım ve yine kuvvet kuralını kullanalım. 2'yi x'in önüne indirip kuvvet kuvveti bir azaltacağız ve 2 çarpı x üzeri 2 eksi 1'den 2x elde edeceğiz. İşte bu kadar. F'in türevini bulduk. Bu noktada eşitliğin sağ tarafındaki ifadenin de herhangi bir x değeri için teğetin eğimini ya da anlık değişimin bahsi geçen x'e göre değerini verdiğini de hatırlatmak istiyorum. Mesela f üssü 2. Bu f fonksiyonunun x eşittir 2 noktasındaki teğetinin eğimidir. Ve bu değeri de buradaki ifadede x yerine 2 yazarak bulacağız. Hadi bunu da yapalım. 5 çarpı 2 üzeri 4 artı 6 çarpı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2. 2 üzeri 4 16'dır. 5 çarpı 16 ise 80 eder. 6 çarpı 4 24'tür. Burası da 4 edecek. 80 artı 24 104. Bundan da 4 çıkarınca 100 buluruz. Evet x 2'ye eşitken teğetin eğimi oldukça dikmiş. Neden mi? Çünkü bu noktadaki eğimin 100 olduğunu bulduk. x eşittir 2 noktasındaki teğeti çizmek isterseniz grafik üzerinde x yönündeki her bir birimlik değişim için y yönünde tamı tamına 100 birimlik bir değişim göstermeniz gerekir. Ve buradaki fonksiyona baktığımızda da bu oldukça mantıklı görünüyor. Çünkü 5. dereceden bir terim ile 3. dereceden bir terimi topladığımızı ve daha sonra da daha düşük dereceli bir terimi bu toplamdan çıkardığımızı görüyoruz. Evet, son derece mantıklı.